Ülke çok zor günlerden geçiyor. Çok çok zor günlerden geçiyor ama gündem bir anda değişti. Mesele Sıla Doğu'yla Dilan Polat'ın bir partide, biz ona tahliye partisi dedik. Tahliye partisinde birbirleriyle öpüşmeleri, genel ahlak kurallarına aykırı şekilde birbirleriyle öpüşmelerine dönüverdi. Bu konuda neler söyleyeceksin? Yani bu insanlar neyden besleniyor, neden dışarıdalar, neden tekrar aynı hayatlarına devam edebiliyorlar? Senden diyorum. Öncelikle çok güzel bir gecedeyiz. Gülerek ve samimi bir ortam dahilinde konuşarak başlamak isterdik ama Sıla Doğu ve Dilan Polat'ın umurumda olmadığı bir süreçteyim şu anda. Onun öncesinde bizim 12 tane evladımız, ben de bir kız evladım var. Ben empati kurmaktan çok zorlandığım bir süreçte yaşıyorum. Biz insanlara, bir şeylere influence eden insanları markalarla birleştiriyoruz. Ve inin incini araştırıyoruz. Diyoruz ki bu insanlarda bir problem var mı? Bu insanlarda bir problem var mı? Ama biz ülke olarak neyi göremiyoruz biliyor musunuz? İnsanların bulunmuş olduğu o dış yapısı var ya, o bir küre içindeyiz ya biz. Biz bir vücut içindeyiz. Herkes çok iyi, herkes çok güzel. Herkes hakkını diliyle savunabiliyor. Ama biz şu an ne süreçteyiz biliyor musunuz? Artık devletin bile uzaktan baktığında bu adamın bir problemi yok deyip kağıt üzerinde gördüğü ama finalde o 12 çocuğun canına kast edebilecek kadar 140 bin TL'lik, isterse 2 milyar TL olsun. Ben bugün kendi canımı çocuğum için verebilecek güçteysem bunun bir maddi karşılığı yoktur. Şu an benim karşımda olsalar ben sonucu ne olursa olsun, karşılığı ne olursa olsun, kariyermiş, işmiş, ben her şeyden bir babayım. Ve baba olabilme ihtimalini %1'lerde yaşayan insanların umutlarını 140 bin TL'ye sattılar. Ve ben bu anda Sıla Doğu ile Dilan Polat'ın ben, ya kusura bakmayın da ben Twitter'a girdiğimde gündemi değiştir diye şey var. Artık engellememeyiz. Ya artık konuşmak istemiyorum. Onlar artık gündem, nasıl söyleyeyim size, rezil olmanın da bir boyutu vardır ya. Yani şu an tam o süreçteyiz. Ha, bu arada inanın onlardan hala reklam talep olan insanlar var. Ciddi misiniz ya? Ya şöyle bir şey söylüyorum ya. Abi ne biliyor musunuz olay? Abi açıklamış olayım şimdi. Lütfen. Burada duralım. Bunlardan reklam talep eden firmaları ifşa edelim. Hangi firmalar bunlar? Abi, gerçekten çok merak ediyorum. Abi. Ülke böyle yanarken. Abi size bir şey söyleyeceğim. Bir açıklama yapmıştı ya hanımefendi, neyse. Atmayacağım sosyal medyadan, uzak duracağım. Evet, yemin ederim, bak yemin ederim çok sevindim. Niye biliyor musunuz? Sonuçta biz insan yönetirken sadece marka yönetmiyoruz, insan da yönetiyoruz. İnsan da bir marka. Sonuçta influencerlar da bir marka. Evet. Ve onların ne yemek yediğinden tutun da gitmiş oldukları ortamlarda yanlış insanlar var mı diye de bakabiliyoruz. Ben bunu kendi halimle yapabiliyorum. Arıyorum mesela, atıyorum Koray'dır, Kemal abidir ya da işte çalıştığımız başka insanlar. Arıyorum, diyorum ki ya hani bir problem var mı, yok mu? Arkadaşım sen bir marka olarak bunu bana şunu diyorlar ya. Bizim için izlenme ve spekülasyon yeterli. Ciddi misin? Yani bu sizce, ben oradan da şunu çıkartıyorum. Allah aşkına bu markaları ifşa etmen lazım. Şöyle söyleyeyim, emin olun o markaya ve biliyorum ki o markayı burada söylesem, zikretsem bile onların yararına ve devamında da diğerinin yararına ne fark edecek? Benim burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bakın, milyonlarca insan her şeye çok farklı yorumlar yapabilir. Herkes klavye delikanlığı olabilir. Buna saygım sonsuz. Hiç gücü yoktur, yapabilir. Ne yapacaksın yani? Sonuçta savaşa mı gideceksin? Problem yok. Ama abi iş yarar fayda merkezine dönüştüğü zaman işte herkesi o zaman vicdanını eline koymalı. Atıyorum Narin olayında ya 20 bin lira mı 200 bin lira mıydı? Ne oldu? Ama dışarıda sen bu soruyu sorsan kadınlar güldür, çiçektir. Evet. Değil mi? İşte hayat nerede başlıyor biliyor musunuz? Bakın. Bir insana seni seviyorum demene gerek yok abi. O uyurken üstünü örtüyor musun? Anladın mı? Ya da çocuğunun uyuduğunu düşünüp acaba üstü açık mıdır diye sen uykundan kalkabiliyorsan o hissetmeden ya da bu eşine de aynı şekilde. Ya seni seviyorum deme ya eşine. Deme abi. Kadın bunu tamam isteyebilir. Ama abi onun olmadığı yerde varmış gibi yaşayabiliyor musun? Bu olay bu. O yüzden Twitter'ın gündemi benim umurumda değil abi. Bugün benim başıma o gelseydi ben ne yapabilirim düşünmem lazım. Markalarıma da, sanatçılarıma da, görüştüğüm herkese de aynı şeyi söylüyorum.
bugün ben diye konuşursan yarın sen diye bir şey kalmaz. O yüzden buradan seslenmem gereken şey şu. İnsanlar konuşmadıkları zaman, tweet atmadıkları zaman kimsenin kimseden faydalanabileceği bir ortam oluşmaz. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu durum Türkiye'deki göçü tetikleyecektir. Buradaki iyi insanların gitmesine sebep olacaktır. Gitgide azalmadan lütfen iyiler olarak bir şeyler yapmamızın gereğinin farkına varalım. Benim tek isteğim, tek düşüncem bu. İşmiş, güçmüş. Abi şurada kaç yıl ömür yaşayacağız? Yani eşimle, çocuğumla onun mürüvvetini görmek gibi bir hayalim var diyelim. Onu da elimizden alıyorlar. İyi diyeyim ya, bu dijital dünyada etkileşim ve para için her yol mübah mıdır? Çünkü oraya getirdiler işi. Bu mesleği eğer bir gün bırakırsam, Allah nasip etti bir iletişimle alakalı bir iş yapıyoruz. Tek sebebi bu olacak biliyor musunuz? 60 yaşında teyzeleri ben efendime söyleyeyim çeşit çeşit enteresan danslar yaparken TikTok'ta görüyorum. 70 yaşındaki dayıları enteresan taklalar atarken yine başka mecralarda görüyorum. Yani onun için sordum, etkileşim için, para için her yol mübah mı? Nefesim daralıyor bazen abi. Yani ben zaten TikTok'a girmiyorum. TikTok işbirliği de almıyorum. Milyon kazanacağımı bilsem de yapmam. Ha, orada bu işi layıkıyla yapanlar var. Evet, ama ben o canlı yayına girdiğimde benim babaannem yaşında, ne bileyim annem yaşındaki insanların canlı yayın için kafasından su dökülmesi, para atılmaları, onlara da anlam verebiliyorum bu arada. Emin olun anlam verebiliyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü para dönebiliyor. İnsanlar zor durumda. Bunun da farkındayım. Ama insanlar neden buraya sürüklendiğinin cevabını, bu zeminin neden oluşturulduğunu, neden aptallaştırıldığımızın farkında değilim. Yemin ediyorum ben gücüm olsa bir mecra açmak isterim. Gerçekten iyi şeylerin üretebildiğini görmek amaçlı. Ama çok üzülüyorum. Bu tarz işbirlikleri almıyorum. Ben elimden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyorum. Ama üzülmek ve gözyaşı dökmek zamanı mı? İkisinin de birbirine karıştığı bir süreçteyiz. Hem ağlamak istiyoruz hem aykırmak istiyoruz. İkisinin ortasını bulamadan da Twitter'da gündem olmuş haberleri izliyoruz. Belki ikisini de yapmamız gerekiyor. Abi artık tamamen ona geldik çünkü yutkunacak gücümüz kalmadı. Ben sabah işteyken akşam işte eşim, çocuğum neyse sağlıklı bir şekilde eve gidecek mi, markete gidebilecek mi, oraya gidebilecek mi? Ben bunu niye düşüneyim abi? Ya bir şey soracağım. İslam'a karşı diyorlar ki İslam'la yönetilmesi, şeriat vesaire. Abi ben Dubai'ye iş birliğine gittiğimde mi? Oraya görüyorum. Telefonunuzu koyun abi arabanın üstüne. Tamam mı? Bırakın kadına zarar vermeden bahsediyorum. Bakın telefonu arabanın üstüne koyun ya da paranızı. Aynı şekilde akşama kadar orada alırsınız. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir korku var ve ben Dubai'de polis görmedim. Bak Dubai'de polis görmedim abi. Bırakın bir kadına bir zarar vermeyi, herhangi bir şey yapmayı. Ama niye Arapça yazılar, İslam devleti vesaire vesaire? Niye burada böyle bir problem yok? Neden dünyanın en güvenilir ülkesi olarak geçiyor? Bizde niye öyle bir durum? Biz cumhuriyet değil miyiz abi? Diğer açıdan bakarsan da kara paranın merkezi olarak gösteriliyor. %100 haklısın ama finalde insanlar güvenilir bir ülke olarak gitmiyor mu abi oraya? Ben ülkemi bırakmak istemiyorum abi. Ben ülkesini seven bir gencim. Gerekirse bu yolda can da veririm. Ben düzelmiş, eski günleri özleyen bir gencim. Yaşım 30-35 olabilir ama eski günler çok uzakta değil. Gelecek günlerin yakın olması dileğiyle diyorum abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim.